Merhaba arkadaşlar. Evet, mantarımızı bulduk. Sabah erkenden Tatsu köyünden çıktım. Yaklaşık 3-4 saattir yol yürüyoruz. Yani mantar bulduk, 3-4 tane bulduk ama yani eski mantarlar yok. Bulamıyoruz, eskisi bir mantar bulamıyoruz. Bir de bu şekilde yani. Özellikle arkadaşlar, mantarı bulduğunuz zaman önemli olan kökünden almanız. Elle komple söküp getirmeyin. Söktüğünüz zaman sene o yerinden çıkmaz. Kökü çok kalındı. Evet, çok kalınmış. Bu şekilde arkadaşlar. Bizim yaşlılar mantar için derler ki ana Fatma'nın sütü. Beyaz olduğu için derler ki ana Fatma'nın sütü. Nasıl pişiriyorsunuz bunları? Abi bunları herkes çeşit çeşit pişiriyor. Ama biz genellikle sütte pişiriyoruz. Kimisi de pilavda pişiriyor. Kimisi de yumurtalı pişiriyor. Kimisi de tereyağında pişiriyor. Damağa göre hitap. Daha sen çantaya koymayacaksın mı? Çantaya koyacağım abi. Abi sonradan onlar nasıl canlı paşa ya? Şahıs o diyor, o petrol insanı mantarı. Arkadaşlar, haftada bir sefer gibi çıkma bir lüksümüz var. O da 4 günlük yasak vardı. İnsanlar daha çıkmadı. Çıkmadığı için de geldik, toplamaya çalıştık ama nasibimiz buymuş. Topladık, evet, mantar topladık. Ve hayvanlarla çok yakın temasa girdik. Çünkü 4 gün boyunca insanlar daha gelmeyince hayvanlar artık aşağılanmış. Yani ayı, bugün çok aşırı ayı gördük. Hem yavrulu gördük. Şimdi bu mantarları neden seviyorum böyle? Malzemelerimiz komple çantanın altında olduğu için mantarlar çıkaralım ki biz yemek yiyelim.